Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Her doğruyu her yerde söylemeye hakkımız var mı? Hayır. Bizim böyle bir hakkımız yok. Neden? Mesela her tohumu her tarlaya, her ilacı her hastaya verme hakkımız var mı? Hayır. Her hak sözü de her yerde ve herkese söylemek hikmete ve rahmete uygun olmaz. Evet. Benim üzerime haktır ki her söylediğim hak olsun. Ayrıca yalan söylemek de asla caiz değil. Mutlaka ve sadece doğruyu söylemek gerekir. Ancak doğru diye her doğruyu ve her hakkı her yerde ve her durumda söylemeye de benim hakkım olmaz. Demek ki her dediğim doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Nitekim aksayan bir kişiye ey aksak adam diye hitap edilmez. Söz doğrudur ama böyle hitap etmek yanlıştır. O halde söz doğru diye her şeyin her yerde söylenmesi doğru olmaz. Her ilacın her yerde her hastaya verilmediği gibi her sözde her yerde herkese söylenmez. Özetle insanın bir şeyi nasıl söylediği ne söylediği kadar önemlidir. Hatta bazen söyleniş biçimi söylenenden daha önemli olur. Hatta bu yüzden eskiler usul esasa mukaddemdir demişler. Ne demek? Yani tarz ve metot maksattan önce gelir. Maksat haktır, tarz ise hakkın söyleme makamı ve biçimidir. Yanlış usul hak gayeyi hakka ulaştırmaz. Hakkın usulü de hak olmalıdır. İnsanın her söylediği doğru ve hak olmalıdır ama her hak ve doğruyu her yerde ve herkese söylemek makamın, zamanın ve şartların durumuna göre doğru olmayabilir. Hak ve doğru zati itibariyle her zaman hak ve doğrudur ama hak ve doğruların vasıtaları bazen batıl olabilir veya uygun müsait olmayabilir. Onun için doğruyu ve hakkı söylemenin de doğru hak zamanı, hak mekanı, hak ortamı, hak makamı olması gerekiyor. Eğer bu şartlar uygun değilse doğru ve hakkı ifade etmek hakka bir haksızlık olur. Uygun zaman, mekan, mevkide söylense hak tesir eder. Ama uygun olmaz ise ters teper. Hatta hakkı çiğnemek olur. Örneğin senin sarhoş bir esnaf komşun olsa ona hakkı yani içkinin haram olduğunu ikaz etmen gerekiyorsa müşterisinin yanında varıp adama sen ayyazsın harama giriyorsun senin alışveriş yapılmaz gibi ifadeler kullansan gerçekten uygun ve zaman ve mekanda ikaz etmemiş olursun. Hatta bu söylediğin hak söz adamda yanlış şeyler uyandıracak belki de ters tepecek, belki de Allah korusun daha da kötü olmasına sebebiyet verecektir. Onun için ona müsait bir yerde ve zamanda, halinin ve durumunun müsait olduğu bir durumda tatlı ve şefkatli bir sözle ikat etsen, o zaman tesir Allah'tan bekleyebilirsin. Onun için bizde tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır ifadesi kullanılmış. Biz bunu tatlı ortam, tatlı mekan tatlı hal yani sadece bizim dilimizin tatlı olması yetmez adamın da hali tatlı olmalı müsait olmalı ortam da iyi müsait olmalı şartlar da uygun olmalı bazen öyle bir ortam olur ki senin susman konuşmandan daha keskin ve tesirli bir konuşmak olabilir bazen samim bir halette değilken söylediğin bir hak söz ters etki yapar Örneğin kendin yapmadığın bir şeyi başkasına tavsiye etsen soğuk düşer, tesirsiz olur. Özetle sırf hak ve doğru konuşmak yetmez. Hakkı hak tarzda, hak üslupta ve hak metotla da söylemek gerekiyor. Vesselam.